Evet, TRT Havaz ekranlarında gündem sağlık programıyla karşınızdayız. Bundan böyle her cuma 15.40'da bu ekranlarda olacağız. Sağlık alanındaki son gelişmeleri, hastalıkların tedavi yöntemlerini ve sağlık turizmini konuşacağız. Bugün iki önemli konu ve konuğumuz var. Öncelikle diş sağlığı ve tedavi yöntemini konuşacağız. İkinci bölümümüzde de ruhsal sorunları ve depresyonu konuşacağız. Bugün ilk konuğumuz ve önemli konuğumuz Sayın Ahmet Ersan Ersoy ve Profesör Doktor Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İlk hayırlı programımız olsun. Bugün hem de TRT'nin kuruluş yıl dönümü aynı zamanda aynı güne denk geliyor. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk. Hocam diş konusunu açıkçası bir programa sığdırmak belki çok mümkün olmayacak ama belli başlı konularda biz bugün konuşmaya çalışacağız. Özellikle diş estetiği, diş sağlığının diğer boyutlarıyla ilgili. Öncelikle diş neyi ifade ediyor? Özellikle vücudumuzda nasıl bir öneme sahip? Öncelikle hayırlı olsun. Program içinde TRT'nin kuruluş yıl dönümü de hayırlı olsun. Kutlarım. İnşallah her şey güzel olur. Bugün estetik konuşacağız. Estetikle sağlık artık birbirinden ayrılmaz parçalar. Dişin önemini anlatmadan önce ben bir estetikle ilgili, estetik güzelliğin algılanması ve duyusal bir şey olarak, bir kelime olarak çıkıyor karşımıza. Fiziksel olarak vücudun önemli parçası yüz. Yüzün de en çok hareketli ve göze çarpan büyük kısmı dişleri içeriyor. Ağız ve dişleri içeriyor. Bu nedenle sizin de gördüğünüz, gündemde çok olan artık medyatik, dergilerde, televizyonlarda insanların özellikle dişlerini göstererek kendilerini göstermeye çalıştıkları bir dönem yaşıyoruz. İşin sağlık kısmı estetikle birlikte böyle ifade edilebilir ama tabii ki dişi çevreleyen dokular, diş etleri, dil, yanaklar bizim ilgi alanımızı oluşturan, branşımızın ilgi alanını oluşturan kısımlar. Bu ekleme kadar giden, kaslara kadar giden, başın, sırtın, vücudun diğer kaslarına giden problemleri ortaya çıkaran bir sağlık sorunu, diş sağlığı ve bunu böyle görmek lazım. Yani dişin önemi dediniz, bunu böyle birleştirerek özetleyebilirim. Birçok noktada aslında belki yani izleyicilerimiz de bu arada bir hatırlatma yapmam gerekirse telefon numaralarıyla da telefon numaralarımızla da sorularınızı hocamıza yöneltebilirsiniz. İnternet adresimize de mail yoluyla da kendi sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam çok maliyetli olduğu ifade eden estetikten bahsedeceğiz. Çok maliyetli olduğu ifade edilir her zaman. Birçok kişi aslında bazıları korku nedeniyle, bazıları da ücret ya da ödeyecekleri miktarı bildikleri için bu tavsiyelerden çekinebiliyor. Öncelikle gerçekten pahalı bir yöntem mi? Neden bu kadar pahalı bir yöntem? Sağlığın diğer alanlarında olduğu gibi, sadece dişlerde değil, diğer bütün uzuvlarımızda, organlarımızdaki, rahatsızlıklarımızdaki amacımız ne? Öncelikle korumak. Koruyarak başlayacağız. Eğer hastalığı oluşturmadan bunun önüne geçiyorsak defa ucuz. O kadar basit ki dişleri korumak aslında. Bu çok klasik. Çocukluktan başlayarak dişlerin günde en az iki defa yemeklerden sonra, yenilen asitli karbonhidrat içeren yiyeceklerden sonra temizlenmesi gereği. Bu söylenir. Çocukluktan beri de kazandırılmaya çalışılır. Bugün gerçekten başarıya önemli oranda ulaşmış durumda. Çocuklar bizlerden daha çok ağız ve diş sağlığına dikkat ediyor. Öncelikle koruyarak bir defa o maliyeti çok düşük hale getirebiliriz. Ama teknoloji artık o hale geldi ki birazdan bahsedeceğimiz tedaviler var. Çok pahalı görünen tedaviler, seramik tedavileri, dişler kaybedildiğinde implant tedavileri. Bunlar artık yurdumuzda da üretilmeye başlandığı için fiyatlar oldukça düştü. Mümkün olduğunca ucuz fiyata ulaşılabilir hale geldi. Tabii ki ilerledikçe, sayı arttıkça, rahatsızlık arttıkça maliyet de artacaktır. Bu her şeyde olduğu gibi. O yüzden öncelikle benim bir hekim olarak da önerim koruyucu yaklaşımlar, koruyucu tedaviler. Ondan sonra önüne geçilemez rahatsızlıklar ortaya çıktığında da o tedavilerin yapılması.
küçükten büyüğe kadar gidersek küçükler daha az maliyet, büyükler daha çok artıyor, maliyettir. Ama korkulduğu gibi de artık sigorta da karşılıyor çok büyük oranda. Korkulduğu gibi büyük maliyetler değil. Hangi durumlarda estetik yaptırmak gerekiyor? Biraz önce söylemiştiniz, görsel anlamda belki birçok kişi bunu istiyor, talep ediyor ama bazen de belki zaruri nedenler olabilir. Diğer yönden hangi yöntemler uygulanıyor? Öncelikle tabii ki dönem dönem bunlar değişiyor, teknoloji geliştikleri bunlar artıyor, farklılaşıyor. Hangi yöntemler kullanılıyor özellikle estetiklerde? Şimdi yapılacak işi tanımamamız lazım öncelikle. Diş hekimliğinde diş ve diş çevresi dokular diyoruz, diş etleri. Yapılan işlemlere göre de tedaviler değişiyor. Bizim dişlerde oluşan rahatsızlıkları renk, şekil ve konum bozuklukları olarak adlandırıyoruz. Bir dişte ya da dişlerin genelinde bu rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Eğer tedavi edilmezlerse, ki dişlerin çekimi tedavi edilememeleri sonucu ortaya çıkan kayıplardır. Diş kayıpları ortaya çıkıyor. O zaman uygulanacak tedaviler değişiyor. Yerine kaybedilen dişin yerine konulacak materyaller düşünmeye başlanıyor. Şimdi bir tek dişin renk bozukluğu, şekil bozukluğu, konum bozukluğu sadece o dişle ya da çok dişle ise düzeltilebiliyor. Renk neden ortaya çıkıyor, renk bozuklukları? Bu bildiğimiz nedenler var. Ama basiti yine fırça ağzına, bakım ağzına, hijyen ağzına bağlı olarak kahve, çay gibi, işte renk yapan gıda, kolalar gibi gıda maddelerinin dişler üzerinde lekelenmelere yol açması. Bunlar dişin yüzeyinde oluşan lekeler ve bizim tarafımızdan kolaylıkla temizlenebiliyor. Zor yöntemler değil. Eğer bu gıdalar alındıktan hemen sonra bakımlar yapılırsa, temizlik yapılırsa, dişler fırçalanır, arayüz temizliği yapılırsa zaten bunların orada kalması mümkün değil. Dişler çünkü parlak yüzeylere sahip, o şekilde oluşan organlarımız fırçayla, uygun fırçalamayla kolaycıkla temizlenebiliyor. Eğer iyi bakım yapılmamışsa diş taşları dediğimiz, tartar dediğimiz oluşumlar ortaya çıkıyor. Onlar da bizim yine kolaylıkla tedavi edebileceğimiz, diş hekimleri tarafından kolaylıkla tedavi edebilecek. Mesela diş taşlarından bahsediyoruz. Hangi zaman dilimlerinde bu artıyor? Bazen temizletiyorsunuz, sonra çok kısa bir zaman sonra tekrar yerine oturabiliyor. Bunun bir süresi var mıdır? Neden bu kadar hızlı diş taşı oluşuyor bazılarında özellikle? Şimdi kesin nedeni iyi bakım yapılmaması. Yani siz dişlerinizi uygun fırçalıyorsanız, arayüze iyi diş ipleriyle, arayüz fırçalarıyla artık çok fazla sayıda bunu yapabilecek aletler konuldu. Yapıyorsanız tekrar olması, ancak tükrükte bir rahatsızlık varsa, işte çok akıcı kıvamda olmayan, koyu kıvamda olan tükrük, yine yenilen gıdalara bağlı, onları kolay temizleyememeniz sonucunda yine karşınıza çıkabilir. Ama hani ben temizletiyorum, çok da iyi bakım yapıyorum, 3 ay sonra tekrar tartır oluyor, bu doğru bir yaklaşım değil. Evet. İyi bakım yapılmadığı için bunlar ortaya çıkıyor. Hocam sözünüzü kesiyorum. Antalya'dan bir izleyicimiz var. Emine Hanım arıyor. Evet Emine Hanım, sorunuzu alalım. Ha, birazdan evet. Birazdan telefonumuz tekrardan bağlanacak. Antalya'dan bir izleyicimiz arayacak. Şimdi estetik üzerinden devam edersek hocam, yöntemler anlamında girersek. Ben ona devam edeyim. Fırçalamayla temizlik oluyor. Biz onu yapıyoruz. Eğer bizim dışsal renkleşmeler dediğimiz renkleşmeler bunlar. Bir de içsel, dişin yapısından kaynaklanan renkleşmeler, renklenmeler var. Bunlar antibiyotik renklenmeleri olabilir. Özellikle siz de biliyorsunuz, tetrasiklin bunu yapardı. Şimdi tetrasiklinin reçetesine baktığınız zaman hamilelerde ve bebeklerde kullanılmaması diye uyarı vardır. Kesinlikle kullanılmayacak. Flor, bir dönem çok fazla suların florlanması, florlu yiyeceklerin, gıdaların alınmasıyla floroz istediğimiz dişlerde renkleşmeye neden olan bir yapıydı. Bir de gelişimsel olarak yine dişin kendi yapısında renkleşmelere neden olur. Bunlar için hekim tarafından özel yöntemlerle
yapılması lazım. İşte bildiğimiz diş beyazlatma yöntemleri bugün çok popüler olan ve hala kafalarda soru işareti yaratan tedavide bu diş beyazlatma uygun mu değil mi? Dişe zarar veriyor mu, vermiyor mu? Bunlar hala konuşuluyor. Ama medyada ve diğer organlarda, yayın organlarında çok fazla reklamı yapılıyor. O nedenle bunun iyi bilinmesi lazım. Hekim tarafından yapılan tedaviler artık başarılı. Yani bunun temelinde hekim tarafından uygulanan bir takım materyallerin dişe belli süreler içinde uygulanarak lazer gibi, ışık gibi yan etkenlerle ya da hiç olmadan temizlenmesi söz konusu. Diş beyazlatmalar bu şekilde yapılabiliyor. Yine bildiğiniz gibi evde yapılan hastaya verilen bir takım plaklarla hastanın kullanmasına verilen yöntemler var. Orada da çok dikkatli olması gerek. Yani hekim tavsiyesiyle ki ben çok tavsiye etmiyorum. Eğer yeterli miktardan fazlası uygulanırsa, zaman uygulanırsa diş etlerine ve dişin pulpasına, dişin yapısına zarar veren uygulamalar bunlar. Onun için çok dikkatli olması lazım. Her önümüze gelen diş beyazlatma ajanını alıp diş beyazlatmak doğru değil. Aslında her zaman olduğu gibi bir hekimin kontrolünde bunu devam etmesi. Hocam biraz önce telefon bağlantımız var demiştik. Tabii. Antalya'dan Emine Duru şu anda hattımızda. Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş bulduk. Evet, hocamıza sorunuzu yönelteceksiniz herhalde. Buyurun, neyle ilgili konuşmak istiyorsunuz? Evet, öncelikle iyi programlar diliyorum size. Doktor Bey'e bir sorum olacak. Benim diş tellerim var. Tel tedavisi görüyorum. Bir 6-7 aydır sonuna yaklaştık. Fakat tellerden kaynaklanan diş aralarında bazı boşluklar oluştu ve ön iki dişim arasında boy farklılığı var. Doktor Bey bunun törpüleyerek gidermemiz gerektiğini söyledi. Ben de törpüleme aşamasında biraz tedirgin oldum. Daha önce bir doktor da farklı bir görüş bildirmişti. Törpülemek dişlere çok zarar veren bir şeydir. Kesinlikle uygulatma şeklinde. Şu andaki doktorun farklı görüşleri arasında kaldım. Misafirinize bu konuda bir soru sormak istiyorum. Acaba törpületmek ne kadar sağlıklı? Bana herhangi bir ileride negatif etkisi olabilir mi dişlerime? Yoksa uygun mudur estetik açısından, görüntü açısından bu törpüleme işlemini yaptırayım mı? Hocam duydunuz herhalde soruyu. Duydum. Şimdi ortodontik tedavi görüyorsunuz. Evet. Bence sizin tedavinizi yapan ortodonti uzmanı mutlaka. Onun tavsiyelerine uyun. Tedavi sırasında boy farkı tellerden kaynaklı ya da tellerin oraya yapışmasından kaynaklı değildir. Tedaviyle ilgili bir sonuçtur. Mutlaka o teller söküldüğünde hekiminiz onların tellerin söküldüğü kısımdaki düzeltmeleri yapacaktır. Eğer boy farkı dişlerden bir miktar alınmasını gerektiriyorsa yine hekiminiz karar verecek. Mineden alınması kaydıyla zarar vermez. Biz onları çok az miktarda mineden kaldırıyoruz. Ondan sonra lastikleyerek özel yöntemlerle tekrar parlak hale getiriyoruz. Bu işlem yapılmazsa zararı mutlaka olur. Ama hekiminiz onu yapacaktır. Bence tedavinizi yapan hekimin söylediklerini dinleyin lütfen. Emine Hanım'a teşekkür ediyoruz tekrardan. Hocam sohbetimize devam edelim. Diş beyazlatmadan bahsediyorduk. Sonuç itibariyle bu fiili olarak baktığım zaman aslında her zaman bireylerin kendilerinin yaptığı yöntemler zaman zaman sıkıntılara yol açabiliyor. Materyallerle yapılan yöntemler. Ya, tabii yani fazla yapıldı, ve tabii ekim fazla yapıldığı zaman farklı lazım. Bir sonuç ya da az yapıldığı zaman daha farklı bir sonuçla karşılaşılabiliyor. Yöntemler anlamında estetiğe dönersek yöntemleri biraz daha açarsak hangi yöntemler şu anda popüler noktada yani insanların daha çok rağbet gösterdiği yöntemler var? Renk eğer bu şekilde tedavi ediliyorsa bizim ağartma yöntemlerimizle şekil ve konum bozukluğu yoksa dişte o tedavi sürecek ama o tedaviden sonra da çok iyi bakım gerekli. Yani şunu lütfen altını çizelim. Dişlerin beyazlığı, dişlerin temizliği kesinlikle yaptığımız temizlikle ilgili. Bunu altını çizerek söyleyelim. Ama biraz evvel saydığım lekelenmeler, renkleşmeler artık bu tür yöntemlerle ileri ise çözülemez durumda. O zaman ne yapmamız lazım? Dişin o bozuk olan, renkli olan kısımlarını ya da şekil bozukluğu yaratan kısımlarını
ya da konum bozukluğu varsa, konum bozukluğu bir başka yerde olması, önde arkada olması, o zaman dişlerden doku kaldırarak onun yerine biz bir takım materyalleri koyarak tedavilerini yapıyoruz. En çok bilinen, bugüne kadar da yoğun kullanılan metal destekli seramiklerdi. Seramik ya da porselenlerdi. Onun için bir miktar doku kaldırıp onun üzerine kaplayarak estetiği sağlamamız gerekiyor. Bunda istediğimiz rengi veriyoruz. Eğer tek bir dişse komşu dişin, yandaki dişin rengine uydurmak mümkün. Tüm dişlerde varsa sonra tüm dişleri kaplayarak bunu tedavi etmemiz mümkün. Şimdi ama teknoloji artık o hale geldi ki metalsiz seramiklerin kullanılması söz konusu ve teknolojinin bugün oluşturmaya çalıştığı estetik bir taraftan, direnç bir taraftan, fonksiyon bir taraftan bu materyallerin bir de fiyatla tabii uygun fiyatlarla hizmete sunulması amacıyla. Bugün zirkonya gibi işte başka tam seramik materyalleri bu tedavilerin yapılmasını sağlıyor. Nasıl yapılıyor? Onu tarif etmek gerekirse sonuçta yapılan işlem açısından baktığımız zaman hem nasıl bir uygulamadır? Sakıncaları var mıdır? Bu anlamda nasıl bir yöntem? Bunları anlatayım. Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Bir sıralama tabii, yapalım. Tabii, daha iyi tabii, sistematik olarak gider. Evet. Şimdi doku kaldırmaktan bahsettik. Yani renk ya da şekil bozukluğu var. Bir doku kaldırıyoruz. Şimdi yine son zamanlarda çok popüler olan laminat veneri dediğimiz sadece dişin ön yüzeyini kapattığımız, kapladığımız, bazen hiç dişten doku kaldırmadan, bazen de gerekli dokuyu kaldırıp onun üzerine yerleştirdiğimiz uygulamalar bunlar. Yine halk arasında, hastalarımız arasında yanlış bir inanış var. Yani gelip hekimlere sen laminat venir yapıyor musun, lamina yapıyor musun gibi sorular soruyorlar. Bunlar bizim yaptığımız rutin uygulamalar. Ama lamina yapılabilmesi için, lamina bizim yerde kullandığımız lamina gibi yapraktan kaynaklanıyor. İnce bir katmandan kaynaklanıyor. Eğer dişin bir yüzü sağlamsa, sağlıklıysa, sorun yoksa sadece görünen kısmının kaldırılarak yapılması. Yani bu yine hekimin vereceği bir karar. O ön yüzeyden doku kaldırıp üzerine seramiğin yapıştırılması ile bu tedaviler yapılabiliyor. Hocam yoğun telefonlar geliyor, kusura bakmayın. Tabii. Aslında anlatacağınız çok şey var ama bir taraftan da izleyicilerimiz sorularını yöneltiyor. Memnun oluyorum. Bazen konular dağılabiliyor farklı sorularla. Evet, Mersin'den Murat Akın arıyor şu anda. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk hocam, kolay gelsin. Merhaba. Sorunuzu alalım hocamıza. Hocama şunu sormak istiyordum. Bir sene 5 ay önceden böbrek taktıyordum. İlk ziyaret ortasıyım. Şu 4 aydır dişlerimi fırçalayamıyorum. Yani bayağı bir çekilme oldu. Fırçaladıkça da kanama oluyor hocam. Sorunuz mu budur? Yani kanama olduğunu, fırçalanmakta zorluk çektiğinizi söylüyorsunuz. Evet, sorunuz yani bayağı bir çekilme oldu. Diş etlerim bayağı bir çekildi. Dişlerim... Aslında sorunun cevabını siz veriyorsunuz. Eğer... böbrekle ilgili bir rahatsızlık varsa, diyabet varsa, buna benzer rahatsızlıklarda, sistemik rahatsızlıklarda bizim daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. 3-4 aydır hatta bir gün fırçalamadığınızda diş etlerinde rahatsızlıklar ortaya çıkıyor ve daha ileriye giden iltihabi reaksiyonlar oluşturuyor. Hiç vakit kaybetmeden bir diş hekimine gidip lütfen temizliğini yaptırın, diş eti tedavisini yaptırın ve bundan sonra bakımına devam edin. Hastalıkla beraber, alınan ilaçlarla beraber rahatsızlık daha ileriye gidiyor. O nedenle hiç vakit kaybetmeyin. Ve fırçanızı ihmal etmeyin. Çok zor bir şey değil aslında. Diyabet ya da işte ameliyatta elinizi kolunuzu kullanamıyorsanız ancak onun dışında tedavi yapabilirsiniz. Murat Bey teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim isterseniz. Estetik lamineyi anlattık. Evet, onu anlattık. Çünkü çok popüler. İnsanlar bunu çok soruyorlar. Eğer gerekli ise yapılması doğru. Ama bir yüzün, o görünmeyen arka yüzün sağlıklı olması şartıyla lamina yapılabilir. Bazen hiçbir rahatsızlığı olmadan bazı hastalarımız bunu istiyorlar estetik olarak. Onun için de çok iyi düşünülmesi lazım. Eğer gerekliyse nasıl bir burun ameliyatı ya da bir başka estetik ameliyat gerekli olduğunda kaçınılmazsa diş içinde gerekli olan uygulamaların kaçınılmaz olduğunu söylemek istiyorum. Eğer diğer yüzlerde de rahatsızlıklar varsa
O zaman dişin tüm yüzeyinden belli miktarda doku kaldırıp onun üzerine kaplamalar yapmak. İşte güncel uygulamalar tam seramik, metalsiz seramik ki bugün diş hekimliğinde metalsiz diş hekimliği kavramı var. Mümkün olduğunca ağızdan metali uzaklaştırmaya çaba gösteriyoruz. Zirkonya dirençli ve estetik olduğu için altyapı olarak kullanılıyor. Ve başka tür seramiklerde kullanılabiliyor. Tek diş tedavisi olması ya da çok diş tedavisi olması kullanılacak materyale de kararı hekimin verdiği bir karardır. Laboratuvarla beraber bu şekilde tedaviler yapılabiliyor. Az az dişlerdeki boşlukların tedavisi anlamında da neler yapılıyor? Diğer aynı noktadan şekilde, da bakarsak, evet. Şimdi implanta da aslında girmek istiyoruz ama zamanımız bu anlamda biraz daralıyor. Öncelikle ondan bahsedersek. Şimdi dişsizliklerde artık bir diş eksikliğinden tamamen diş eksikliğine kadar giden dişsizlikler söz konusu. Eğer boşluğun önünde ve arkasında dişler varsa, komşu dişler diyoruz biz onlara, onları biraz evvel söylediğim gibi gerekli dokuyu kaldırarak tutucu olarak faydalanıp dişsiz kısma da bir gövde diyoruz biz. O boşluğu dolduracak bir diş şeklinde parçanın yerleştirilmesi söz konusu. Birçok dinleyenlerde de vardır, birçoğumuzda da var. Basit tedavilerdir bunlar ve fonksiyon görür. Ama yine güncel diş hekimliği, güncel tıp, bilim artık mümkün olduğunca doku kaybetmekten, doku kaldırmaktan uzaklaştırıyor bizi. İşte o zaman implantlar söz konusu oluyor. Komşu dişlere dokunmadan o boşluğa yerleştirilen titanyum vidalar bize üzerine yapılacak olan kron için fayda sağlıyor. Köprüler, o doğru olmayan inancı da ben burada yine altını çizerek söyleyeyim. İnsanların korktuğu, diş kaybedenlerin korktuğu, yanındaki dişleri de kaybedeceğiz, evet, diye bir yaklaşım var. O dişlerin kaybedilmesi söz konusu değil. Ayak olarak kullandığımız dişler kendi dişlerimiz. Üzerine yapılan köprüler, protezler eğer iyi yapılmışsa, iyi bir hekim tarafından yapılmışsa tam tersi koruma altına alıyoruz. Yani o komşu dişler de koruma altında, evet, alınmış oluyor. Bu yani çürüme, sorun yaşamaması. Çürüme nasıl başlıyor? Açık olan yüzeylerden gıda artıklarının, işte yediğimiz içtiğimiz asitli yiyecekleri vesaire o bölgede birikmesi. Biz bir seramikle kapladığımızda o dişi çürümeden korunmuş oluyoruz. Ya da işte iltihabi durumlardan korunmuş oluyoruz. Ama kenarlarda açıklık bırakmışsak, altındaki dişler uygun hazırlanmamışsa tabii ki sorunlar ortaya çıkıyor. Onlar da kolay çözülebilen sorunlar. Korkmamak gerekli. Şu anda Türkiye'nin geldiği nokta nedir hocam? Açıkçası biz saç hekiminde bunu görüyoruz. Diş estetik özellikle bu konularda görüyoruz. Yurt dışından sizin de bildiğim kadar Azerbaycan'dan da takip eden hastalarınız var. Nedir Türkiye'nin geldiği bu nokta açısından görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii diş hekimliğinde dünyanın hiç gerisinde değiliz. Tam tersi, hekimlerimiz Avrupa'nın birçok ülkesinde rahatlıkla çalışıyorlar, tedavi yapıyorlar. Amerika'da öyle. Teknoloji bize biraz daha pahalı ve geç demeyeyim, hemen geliyor. Çünkü takip eden hekimler Amerika'da neyse, Avrupa'da neyse hemen ülkemizde de takip etmeye başlıyorlar. Hatta biraz daha görerek yerleşip sonuçlarını aldıktan sonra başlıyor olmaları bir avantaj olarak görülebilir. Dünyanın birçok ülkesinden ülkemize çok sağlık turizmi yerleşmemiş gibi görünüyor ama tedaviye gelen farklı milletlerden hastalarımız var. Kendi açımızdan baktığımda ben bir üniversitede hekimlik yapıyorum. Yani şu an diş hekimliği ile ilgili ne varsa biz orada hiç eksiksiz yapabiliyoruz. Bir fakültede büyük klinikler açıldı. Yaklaşık 60 tane üniversitenin diş hekimliği fakültesi açıldı. Türkiye hiç diğer ülkelerden geride değil, tam tersine ileride olduğumuz ülkeler de var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında konuşacağımız çok konu var. Önümüzdeki programlarda inşallah tekrar sizi konuk etmek istiyoruz. Telefonlar açısından da yoğun bir telefon vardı ancak bağlayamıyoruz zamanımız darlığı dolayısıyla. Evet, ikinci konumuz, Ahmet hocamızı uğradıktan sonra ikinci konumuzu alacağız ancak dünyada hangi konu işliyoruz? Dünyada ikinci sırada olan bir hastalık türü ruh hastalıkları.
ve 2020'den sonra da birinci sıraya çıkacağı ifade ediliyor. Bu çerçevede biz konuğumuz Gülseren Budayıcıoğlu'yla, Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'yla bu konuları konuşacağız. Birazdan sizlerin karşınızda olacağız. Evet, ruhsal hastalıklardan bahsetmiştik. Açıkçası korkutucu bir rakam. Çünkü 2020'den sonra ilk sırada olacağı ifade ediliyor ve aslında toplumun birçok kesiminin yaşayabildiği bir sorun. Yanımızda da konuğumuz Gülseren Budayıcıoğlu var. Efendim, açıkçası çok ciddi bir problem. Dönem dönem belki birçok vesileyle bu konular konuşuluyor ancak giderek de artan bir ivme söz konusu. Nedir? Öncelikle ruhsal hastalıkların sebebi nedir? Ruhsal hastalıklar dediğimiz şeyin ifadesi nedir? Önce teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet, şimdi Erdem Bey, bizim çağımızın hastalığı artık ruhsal hastalıklar. Ben şöyle başlamak isterim. Diyorlar ki bu çağda ne var da bu kadar arttı ruhsal hastalıklar? Ben bunun cevabı için önce geçmiş çağlara dönmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Eskiden, çok eskiden yaşamak çok zormuş. Şimdi düşünüyorum da her şey ayağımızın altında. Her ihtiyacımız hazır. Hele teknolojideki gelişmelerle birlikte bir anlamda aslında hayat çok kolaylaştı. Bir anlamda. Bedensel olarak düşünüyorum, ne güzel, hepimiz artık sıcak yerlerde barınabiliyoruz. Akşama kadar bir şeyler yemek için savaşmamız gerekmiyor. Bir telefonla her şey ayağımıza gelebiliyor. Sağlık anlamında her türlü yardıma hazır bir ülkede yaşıyoruz filan filan. Şimdi böyle bakınca artık insanların bu kadar rahatlık içinde niye acaba ruhsal sorunları bu kadar artıyor diye de düşünebiliyor insan. Fakat eskiden hayat çok basitmiş. Yani ben isterseniz bizim ülkemizden örnekler vereyim. Benim annem babam Çorum'un İskilip kazasında doğmuşlar. Sonra gelmişler Ankara'da. İşte biz de zaten Ankara'da büyümüşüz. Oraları çok az biliyorum ben ama. Şimdi oradaki hayatları düşünelim. İnsanlar doğuyorlar. İşte hangi ailede doğduysa oranın örfü, adeti, koşu, her şey belli. O çocuk ileride ne meslek yapacak, kaç yaşında evlenecek, askere gider gitmez hemen ona kız aranacak, oturacağı ev hazır, işte onları bekleyen hayat hazır. Yani insanlara bu kadar ciddi bir stres olmuyormuş. Yokluk varmış. Bakın, evet, sıkıntılar var. Sıkıntılar evet. Varmış ama ruhsal açıdan insanlar şimdiki gibi büyük bir rekabet ortamında değillermiş. Şimdi bizlerin hayatını düşünün, o kadar büyük bir, bizim çocuklarımızı düşünün. Doğdukları günden itibaren bu rekabet ortamının içine doğuyorlar. Bir insanın günümüzde artık kendini kanıtlaması, okuması, bir meslek sahibi olması, onu da oldu diyelim, çok iyi bir mesleği oldu. Yine de o meslek içinde öne çıkabilmesi için gerçekten insanüstü bir gayrete ihtiyaç var. Ciddi bir rekabet de gerektiriyor bu süreçte. Çok büyük bir rekabet. Tüm dünyada durum böyle. Sonra insanın sadece mesleki galibiyeti de yetmiyor. İşte sosyal olacak, eşi, dostu, arkadaşı, itibarı olacak, sevilecek, sayılacak insanların istekleri bitmez. Bu doğuştan gelen, bizim doğduğumuz gün bizde var olan İçgüdülerimizle ilgilidir. Biraz da şundan söz edeyim. Her şey sadece ortam, aile ile sınırlı değil. Mesela genetik faktörler çok önemli artık ruh hastalıklarında. 7 sülale ötenizde bir ruhsal problem varsa bu problem size, sizin çocuğunuza intikal edebiliyor. İki, bir çocuğun nasıl bir ortamda doğduğu da çok önemli. Düşünün, hangi yıl doğduğu çok önemli. İşte savaş sırasında mı, kıtlık sırasında mı, anarşi, kargaşa sırasında mı doğdu?
nasıl bir ailede doğdu, nasıl bir anne babaya sahip olacak, bütün bunlar insanların kaderini belirliyor. Evet. Ve bunlarla birlikte ufak ufak ruhsal yaralanmalar başlıyor. Ben hep şey derim, insanların çocukken özellikle ilk 6 yaşta aldığı yaralar, ruhsal yaralar neredeyse kaderini belirliyor. Onun ortaya çıkacak olan kişiliğini belirliyor bütün bunlar. O nedenle eğitimin, insanların biraz psikoloji bilmesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bunu hem yetişkinler olarak her birimizin bir miktar bilmesi gerekiyor. Böyle bir dünyada iyi savaşabilmek için annelerin bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü annelerin yaptıkları doğru diye yaptığı eğri veya bilerek bilmeyerek bunlar daha sonra insanlara çok pahalıya mal oluyorlar. Bu anlamda psikiyatri ve psikolojiye herkesin bir miktar ilgili olması gerektiğini düşünüyorum. Günümüz dünyasında başarılı, doyumlu, keyifli, sağlıklı bir hayatın yolu buradan geçiyor diye düşünüyorum. Hocam, depresyondan bahsetmek gerekirse sonuç itibariyle birçok kişinin aslında yaşadığını, dünyada her 4-5 kişiden birinin yaşadığından bahsediyoruz. Ve birçok şeyi etkiliyor. Özellikle aile yaşamında evlilikleri etkiliyor, iş yaşamında iş hayatını etkiliyor. Nedir depresyon, neden kaynaklanır? Şimdi efendim, depresyon maalesef şu anda dünyadaki neredeyse en yaygın hastalık, sizin de söylediğiniz gibi. Ve giderek sanki salgın yapıyor depresyon bütün dünyada. Ve bilim adamları bunun işte içinde yaşadığımız çağın özellikleriyle ilgili olduğunu düşünüyorlar. Yani o kadar ağır stres altında yaşıyoruz ki hepimiz. Ama işte her şeyin hani bir iyi yanı, bir kötü yanı, bu gelişmelerin, teknolojilerin, bu büyük metro kentlerin filan işte bedelini biraz da bu depresyonlarla veya diğer ruhsal hastalıklarla ödüyor insanlar. Efendim, depresyon bir kere çok acı dolu bir hastalıktır. Şöyle diyebilirim, dünyada özür dilerim, insanlarda en çok acı veren insana hastalık depresyondur. Hatta bazı hastalar bize der ki, keşke kanser olsaydım da böyle bir hastalık olmasaydı bende. İnanılmaz acı dolu bir hastalıktır. Bir kere en önemli özelliği müthiş bir moral bozukluğu, müthiş bir kendine güvensizlik, umutsuzluk, her şey kötü olacak. Ben artık başaramayacağım, hayatım bundan sonra hep kötü şeylerle dolu olacak. Büyük bir kendine ve içinde yaşadığı topluma, çevresine güvensizlik ve umutların tamamen yok olması ve büyük bir sıkıntı, korku, yani daha saymak istemiyorum çünkü dinleyenlerin bile moralini bozacak şeyler benim söyleyeceklerim. Ne kadar olumsuz şey varsa depresyon tanısı almış kişinin kafasında bu olumsuzlukların hepsi bir arada olur. Çok ciddi bir talep var anladığım kadarıyla bunun tedavisine dönük. Evet. Öncelikle tedavi yöntem olarak neler uygulanıyor ve tedavisi mümkün mü? Şimdi efendim, şunu da söylemeden geçmeyeyim. Dünyadaki intihar vakalarının %90'ından daha fazlasının sebebi depresyondur. Halbuki depresyon çok güzel tedavi edebildiğimiz bir hastalık. Ben o nedenle bunu herkes öğrensin isterim. Mesela depresyon geçiren bir kişiye biz dersek ki seni tedavi edeceğiz, buna inanmaz. Çünkü bu inancı bitmiştir. Ama en azından yakınları bunu bilirse, böyle bir hasta oldukça da kolaydır tedavisi. Çünkü depresyon beyindeki bir takım enzim dengelerini bozan bir hastalıktır. Biz depresyonda iki tür tedavi uygularız. Bir, ilaç tedavisi, farmakoterapi. Yani bu tedavide biz bu bozulan, beyindeki bozulan enzim dengelerini tekrar yerine koymaya gayret ederiz. Antidepresanlar, artık bunları tahmin ediyorum toplumda bilmeyen kalmadı. Evet. Çoğunun çantalarında bir kesinlikle antidepresan öyle geziyor. Bu ilaçlarla bir iki ay içinde hastalık süratle geri çekilmeye başlar. Fakat bir kür, bir antidepresanla yapılacak depresyonda tedavi kürü en az 6 aydır. Bunu da özellikle söylemek istiyorum çünkü
Hani düzelince hemen ilacı bırakalım gibi hepimizde olan bir duygu bu. Halbuki bırakılırsa hastalık geri gelir. O nedenle asla bırakılmamalıdır. İki, buna yardımcı olacak psikoterapi. Bu ikisi birlikte gittiğinde depresyonda çok net bir sonuç alırız. Çok rahat tedavi edilen bir hastalıktır. Ve ben hep şeye çok üzülürüm. Depresyon sırasında intihar eden hastalara. Çünkü çok kolay tedavi edebildiğimiz bir hastalık yüzünden düşünebiliyor musunuz? İntihar ediyor. Hayatına son veriyor. Bazıları bunu tabii kabul edemediği anlar. Çünkü bunlar hani doğrudan bir kalp rahatsızlığı ya da bir kolon ya da herhangi bir rahatsızlık tarzı değil. Daha evet. Çok işte toplumsal olarak da evet. Kabul edilemeyen rahatsızlık türleri. Tekrar eden miydi? Depresyonu bence artık toplum kabullendi. Artık çünkü yani herkesin ailesinde, çevresinde, iş yerinde depresyonlu birileri var. Evet. Ve de ama yine de depresyonu iyi tanımak lazım. Mesela bu artık depresyondayım falan diye şarkılar söylüyor. Her sıkıntıyı, her üzüntüyü, her canımı sıkıldığında depresyon değil tabii bu. Depresyon tanısı konabilmesi için en az 3-4 gün veya bir hafta bazı belirtilerin devam etmesi gerekir. Yani bu olumsuz düşüncelerin sıkıntı, uykusuzluk, erken uyanma, iştahsızlık, daha pek çok şey sayabilirim. Bir de toplum depresyonun ne olduğunu bilirse hem kendi böyle bir hastalığa yakalandığında bunu fark edebilir. İki, yakınlar bunu bir an önce fark edebilirler. Bunu bizim ülkemiz açısından da çok önemli buluyorum artık ben. Çünkü o noktadayız ve ülkemizde de depresyon hızla artıyor. Şimdi özellikle son dönemlerde gençler ve çocuklarda da benzer sorunları yaşanabiliyor. Neden kaynaklı? Yine tabii ki teknolojinin gelişmesi belki birçok şeye çok daha rahat ulaşılabilmesi de bu etkenlerden biri ama nedir bunun sonucu? Şimdi bilim bu konuda tek bir şey söylemiyor Erdem Bey. Çok şey, çok kriter giriyor bunun cevabı için. Biz yine genetik yapıdan başlıyoruz. İntikaller, çevrenin etkileri, işte bu rekabet ortamları, insanların her şeyi bir arada bulduktan sonra ortaya çıkan doyumsuzluklar, başarı korkusu, çünkü artık başarılı olmak nedir'in cevabı da çok karışık. Yani neye başarı diyeceğiz, neye başarısızlık diyeceğiz, çünkü çıta çok yükseldi biliyorsunuz. Yani insanların kendilerini başarılı hissedebilmeleri için çok bir şeyleri başarmaları gerekiyor. Bu konuda da doyumsuz oldu toplumlar. Sadece bizim toplum için söylemiyorum. Bu anlamda çocukluktan başlayarak depresyon yayıldı. Şimdi ergenlerde de çocuklarda da sıklıkla rastladığımız bir hastalık haline geldi depresyon. Ve biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 2020 yılında dünyanın bir numaralı hastalığı olacağını öngörüyor Dünya Sağlık Teşkilatı. Bu anlamda biz de ülke olarak buna hazır olmalıyız. İnsanlarımız bu hastalığı tanımalı. Çevremizde bu hastalığa sahip insanlara bir an önce yardım için ulaşabilmeliyiz. Sağlık ekipleri buna hazır olmalı. Artık psikiyatriyi bizim toplumumuzun eskisi kadar yabancı görmediği kanaatindeyim. Çok fazla başvuru oluyor çünkü psikiyatri kliniklerine. Buna da memnunum çünkü insanlar belli bir alanda demek ki farkındalık geliştirdiler. Ben bütün meslektaşlarım için de söylüyorum, her birimiz bu farkındalığı geliştirebilmesi için toplumun bir ucundan tutup bir şeyler yapmaya da gayret ediyoruz. Ben de mesela zaten kitapları biraz yazıyorum. Onu şimdi bunun zaten için. Sohbetimizin devamında ve sonunda kalmasın diye aslında kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Geri kalan zaman diliminde tekrar konumuza döneriz. İsterseniz kitabınızda şimdi, nedir? Bize kısaca, çünkü tabii, bir öyküden ve aslında hastaların belki de farklı bir yöntem uyguluyorsunuz ve hastaların hayatlarından öyküler veriyorsunuz. Aslında evet, çok hem duygusal yönüyle de çok önemli. Aynen öyle yapıyorum. Kitabı kameraya da gösterebilirsiniz hocam. Şimdi böyle elimde gösteriyorum. Çok benim için çok önemli yazdığım kitaplar. Herkes herhalde çok önemsiyordur yazdığı kitapları. Bir kere öncelikle bu kitaplar, benim bu 4. kitabım, tamamen psikiyatri bilimini bizim toplumumuz tanısın. Bir. İki, bundan korkmasınlar. Burada neler oluyor bilsinler. Üç,
herkesin maddi, manevi veya kimi zamanı yok psikiyatriye gitmeye. Halbuki psikoterapi nedir? Bu terapi seanslarında neler oluyor? İnsanlar bunu bilmek istiyor, merak ediyorlar. Mesela Irvin Yalom diye ünlü bir Amerikalı psikiyatrist var. Bizim ülkemizde çok okunur onun kitapları. Tabii ben eminim bizim şu anda bizi seyredenlerin de çoğu o kitapları da okumuştur. Fakat yabancı örnekler hep bu kitaplarda. Şimdi ben bir Türk doktor olarak bizim ülkemizde neler yaşanıyor? Biraz perdenin arka tarafını göstermek istiyorum bu kitaplarla. Çünkü insanlar psikiyatriye gelip orada anlattıklarını dışarıda anlatmazlar. Bunlar çok kişiye özel şeylerdir. Ve bunu ya bir psikologla ya da bir psikiyatristle paylaşmak isterler. Ve bu özel sırlar da tabii bizlerde kalır. İşte bu paylaşımlar, insanların geçmişte aldıkları yaralar, bu yaraların insanlar yaşadıkça onlara ödettiği bedeller, kaderlerini nasıl etkiliyor bunlar? İşin kötüsü insanları en çok yaralayanlar en yakınlarıdır. Babaları, anneleri en çok, ben annelerin bu konuda eğitilmesini istiyorum. Ben bu kitaplarda hep gerçek öyküler yazıyorum. Gerçek, yaşanmış hayat hikayeleri. Tabii bunları yazmadan önce hastalarımdan izin alıyorum. Biliyorlar yazacağım. Çünkü o paylaşılan ve kamuoyuna mal olmuş kesinlikle. Olacak. Kesinlikle. Yani. İkincisi izin almama rağmen yine de ben hastalarımın buradaki hayat hikayelerini yazdığım hastalarımın tanınmaması için her tür değişikliği yapıyorum. Hatta bir hastam bundan önceki kitaplarımdan birinde kendini tanımadı. Dedim ki bak bu sensin işte seni anlatıyorum ama tabii o kadar değişiklik yapıyorum ki toplum tarafından tanınmasınlar diye. Şimdi ben bu kitaplarda insanları ruhsal gelişimleri sağlansın istiyorum. Çünkü teorik bir şeyler okuyarak insanların bunu kendi hayatlarına geçirmesi gerçekten mümkün değil. Mesela kişisel gelişim kitaplarında insanlar bunu yapmaya gayret ediyorlar. Bir sürü konuda bilgi ediniyorlar ama bilgiyi hayata geçirmek çok başka bir şey. Ben bu kitaplarda, şunu da söyleyeyim, bu kitapları çok zor yazıyorum. Yani 4-5 seneden önce bir kitap çıkaramıyorum. Çünkü istiyorum ki öyle bir şey yazayım ki insanlar hem çok heyecanlı bir roman okusunlar. Sağ olsunlar okuyuculardan aldığım geri bildirimlerde de diyorlar ki elimizden bırakamıyoruz. Çok seviniyorum doğrusu buna. İki, okurken kendilerini bir yerinde bulsunlar bu kitabın. Bunun için olabildiği kadar çok örnekli, çok kişinin de işin içine katıldığı hikayeler ve yaşam öyküleri veya romanlar yazıyorum. Mesela bu kitapta, bundan önceki kitapta bir genç bir kızın hayat hikayesini yazmıştım. O bir başarı öyküsüydü. Yani o kızcağızı nereden aldık ve nereye getirdik. Aslında bu da bir başarısızlık öyküsü. Bu da bir erkeğin bana ta 25 yıl önce başvurmuş ama yıllarca takip ettiğim bir erkek hastamın hayatı, başına gelenler, yaşadıkları ve benim bir psikiyatrist olarak nasıl mücadele ettiğim bu kaderi değiştirebilmek için, değiştiremediğimi gördükçe nasıl öfkelendiğim, ben kitaplarımda kendi duygularımı da yazarım genelde, okuyucular onu çok seviyorlar. Kızıyorsam, içimden söyleniyorsam, şimdi her şeyi karşı tarafa söyleyemiyorsunuz tabii. Bunları da oraya yazıyorum. İşte içimden şöyle geçtim ama onu söyleyemedim. İşte onun yerine böyle söyledim. Hocam sözünüzü balla kesmek istiyorum. Çünkü telefon hattımızda Gaziantep'ten Mehmet Bey var. Evet Mehmet Bey, hocamıza sorunuzu isterseniz yöneltin. Buyurun. Alo, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar, teşekkürler Mehmet Bey. Doktor Hanım'a da size de beyefendi. Ben sorum kardeşimle ilgili. Üç erkek kardeşiz. Küçük yaşlarda şiddete maruz kaldık tabii ailemizden, babamdan özellikle. Ondan sonra okulda da şiddete maruz kaldık. Kur'an kursuna gittik. Orada da hocalarımız şiddet uyguladılar bize. Ve kendimde de tabii çok sıkıntılar var. Ondan sonra ama asıl sıkıntılı olan durum kardeşimle ilgili. Çok içine kapandı. Hiç iletişim konuşamıyoruz dahi. Gündüzleri yatıyor akşama kadar. Geceleri çalışıyor. Kendine ait bir dükkanı var.
Ondan sonra insanlardan uzaklaşıyor. Yani ne yapmamız lazım? Doktora dahi gitmesini söyleyemiyoruz. Yani bu kadar ki hırçın bir şeye büründü. Mehmet Bey, yani herhangi bir daha önce lazım? Doktora başvurdunuz mu? Bu konuyla ilgili hocamız tabii ki cevap verecektir ama. Evet, biz kendisini tabii, bu tabii uzun yıllardan da, şu anda 50'li yaşlarda. Yani 10 seneden beri biz mücadele ettik. Bir ara yine bir doktora televizyonda böyle hocam gibi doktora şey ettik. Çünkü doktora gitmeyi reddediyor. O dedi ki bırakın kendi halinde yaşasın, şey etmeyin falan. Ama bu şekilde de bir şey olmuyor yani. Daha biter içine kapanıyor, uzaklaşıyor insanlardan. Bir ara işte kendisi gitmiş, ilaç kullanmış. Sonradan bir arkadaş demiş ki ya demiş, hiç demiş böyle demiş, olur mu demiş. Sen sağlıklı bir adamsın, senin ne ilacı mülacı, o zorlukla ilacı da bıraktı. Şimdi evet, böyle perişanız, hiç yani evet, ne yapacağımızı oldu, şaşırdık. Evet Mehmet Bey, teşekkür ediyoruz. Hocam da yardımcı olurum doktor hanım. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Sorunuzu, cevabını alacağız hocamızdan. Hocam. Efendim ben de elimden geldiği kadar bir şeyler söylemeye çalışayım ama belli ki süreç çok uzun. Yani yıllarca böyle süre gelen bir durum söz konusu. Mehmet Bey, bahsettiğiniz özellikle küçük yaşta uygulanan şiddet hepimizin hayatında inanın onulmaz yaralar açıyor. Özellikle çocukların evde anne babadan bu da yetmez gibi okulda öğretmen veya çalıştığı yerde şiddet görmesini artık yani ben bile tahammül edemiyorum bunları duymaya. Yani günümüzde bu çağda hala bunun uygulanmasına toplum olarak da çok duyarlı olmalıyız. İzin vermemeliyiz. Bizler her birimiz bu konuda elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Bakın bir gencin hayatına mal olan bir şiddetler zinciri burada Mehmet Bey bize anlatıyor. Şimdi ben şöyle önereceğim. Bu arkadaşımızın düzenini ben de bozmamalıyız diye düşünüyorum. Yani 50 yaşlarına gelmiş, hiç olmazsa hala üretken olarak yaşayabiliyor, geceleri çalışıyor. Bu düzene asla müdahale etmemeliyiz. Ancak bir hastalık söz konusu da galiba aynı zamanda. O nedenle bir doktorun verdiği küçük dozlu bir takım ilaçları düzenli almasını da ısrarla öneririm. Çünkü zamanla bu durum daha ciddi bir hastalığa yol açabilir. Yani önleyici amaçlı küçük bir ilaç tedavisinin de devreye girmesini öneriyorum Mehmet Bey'e. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Açıkçası daha konuşacak gerçekten çok önemli konular var. Önümüzdeki programlarda size de tekrardan konuk almak isteriz. Ben de teşekkür ederim. Kitabınızı da izleyenlerimiz belki edinmek isteyebilirler. Tabii bu konuda içerisinde birçok önemli bilgi var. Evet, bu hafta önemli iki konu ve konukla bir aradaydık. Konuyu ve iki konukla bir aradaydık. Önümüzdeki hafta prostat kanserini konuşacağız. Bunun yanında da lazerle terleme, koltuk altı terlemelerinin tedavisi nasıl yapılıyor? Bunları ele alacağız. Görüşmek üzere diyoruz ve hoşça kalın.